Merhabalar. Yalan haberler artık gündelik hayatın bir parçası oldu. Her gün bir yenisine rastlıyoruz. GZT'yi düzenli takip edenler, yalan haberlerin doğrularının anlatıldığı ve büyük bir ilgiyle takip edilen gerçek yalan köşesinde bu durumu daha somut haliyle görmektedir. Yalan haberler artık sadece bir yalan haber olmaktan çıktı. Gerçeklik algımızı tehdit eden bir boyuta ulaştı. Hatta toplumun önemli bir kesimi için gerçeklik algısı bizzat bu haberler üzerinden şekilleniyor ve bu kesim yalan ile gerçeği ayıramıyor. Bu durum sadece bir yalan haberler kümesiyle değil, daha sistematik bir psikolojik savaş ile karşı karşıya olduğumuz şüphesini doğuruyor. Propagandanın ilk bölümünde Sovyetlerden devralınan propaganda taktiklerine bir giriş yapmış, tekelleşen medya oligarşisini anlatmıştım. Aslında Sovyetlerden ve diğer diktatöryel rejimlerden kalan miras bundan çok daha fazlası. Bu bölümde sizinle 1985 yılında kaydedilmiş bir röportajı paylaşacağım. Konuşan kişi sonradan antikomünist çalışmalar yapmış eski bir KGB ajanı Yuri Bezmenov. Konu üzerinde saatlerce konuşsak anlatamayacağımız gerçekleri Bezmenov bu konuşmasında büyük bir sadelik içinde anlatıyor. Türkiye'yi ve birey hepimizi tehdit eden psikolojik savaş ne, hangi aşamalardan oluşuyor ve nasıl işliyor? GZT'yi takip etmenizi hatırlatarak bu röportajın detaylarına bakalım. Bezmenov'un uzmanlık alanı subversion denen bir kavram. Subversion Türkçe'ye yıkım olarak çevriliyor ama aslında Türkçe'de karşılığı olmayan bir kelime. Bir ülkenin askeri, ekonomik, psikolojik veya politik şekilde çökertilmesi sürecine verilen ad. Daha açık bir ifadeyle subversion bir ülkeyi işgal etmeye yönelik geliştirilmiş toplum mühendisliği anlamına geliyor. Sovyetlerin düşman ülkelere karşı uyguladığı bu süreç KGB diliyle aktif önlem olarak adlandırılıyor. Halk dilinde ise psikolojik savaş olarak biliniyor. Dinleyelim. Ideological subversion is the process which is legitimate, overt and open. You can see it with your own eyes. There is no mystery. There is nothing to do with espionage. I know that espionage intelligence gathering looks more romantic. It sells more deodorants through the advertising, probably. That's why your Hollywood producers are so crazy about James Bond type of thrillers. But in reality, the main emphasis of the KGB is not in the area of intelligence at all. According to my opinion and opinion of many defectors of my caliber, only about 15% of time, money and manpower is spent on espionage as such. The other 85% is a slow process, ideological subversion or active measures, активные мероприятия in the language of the KGB, or psychological warfare. What it basically means is to change the perception of reality of every American to such an extent that despite of the abundance of information, no one is able to come to sensible conclusions in the interests of defending themselves, their families, their community and their country. Bezmenov konuşmasında gerçekten çok önemli bir ayrıntıya değiniyor. Bildiğimiz anlamda casusluğa ayrılan zaman, para ve insan gücünün tüm casusluk faaliyetleri içindeki oranı sadece %15. Bu gerçeklikle ilk yüzleştiğimde aynı yanılsamaya kendimin de kapıldığını fark etmiştim. Gerçekten de bugün casus dendiğinde pek çoğumuzun aklına James Bond tarzı patlayan arabalar eşliğinde uçan, kaçan, atletik casuslar geliyor. Ancak gerçek casusluk faaliyetleri böyle işlemiyor. Bezmenov'un altını çizdiği bir diğer nokta ise bu faaliyetlerin gerçeklik algısını değiştirme amacı taşıdı. Elbette Bezmenov röportajında Amerikan vatandaşları olarak anlatıyor ancak anlattığı her şey bugün maruz kaldığımızla örtüşüyor. Bezmenov röportajına psikolojik savaşın 4 aşamasını anlatarak devam ediyor. Bunlar demoralizasyon, destabilizasyon, krizler ve normalleşme. It's a great brainwashing process which goes very slow and it's divided in 4 basic stages. The first one being demoralization. It takes from 15 to 20 years to demoralize a nation. A person who was demoralized is unable to assess true information. The facts tell nothing to him. Even if I shower him with information, with authentic proof, with documents, with pictures, he will refuse to believe it until he is going to receive a kick in his fat bottom. When a military boot crashes his, then he will understand. But not before that. That's the tragic of the situation of demoralization. Bezmenov psikolojik savaşın ilk adımı olan demoralizasyonu çok doğru anlatıyor. Demoralize olan kişiler gerçeğe karşı kendisini kapatıyor. Aslında neyle demoralize olmuş olmasının da önemi yok. Bugün bu görevi misyon edinmiş bir kesim basın organı mevcut. Yayın akışlarını çoğu yalan haberden oluşan bir sistematik demoralizasyon üzerine kurmuş durumdalar ve akıldan çok duyguları hedef alarak bu misyonlarını yerine getirmekteler. Sürekli maruz kaldığımız trajedilerle sersemledik. Üstelik
bunu da çoğu zaman rasyonel değil, irrasyonel metotlarla yaptılar. Çünkü hedef bizi olumsuz giden bir şeye ikna etmek ve bu olumsuzluğu düzeltmek değil, yalnızca bu olumsuzluğun psikolojimizde tahribat yaratmasıydı. Bu yüzden hali hazırda kötü olan bir mesele o haliyle yetersizdi. O meseleyi en dramatik haliyle sunmak gerekmekteydi ve öyle de yapıldı. Bezmanov'un açıklamasında psikolojik savaşın ikinci aşaması destabilizasyon. The next stage is destabilization. This time, subverter does not care about your ideas and the patterns of your consumption. Whether you eat junk food and get fat and flabby doesn't matter anymore. This time, and it takes only from 2 to 5 years to destabilize a nation. It's what matters is essentials. Economy, foreign relations, defense systems. Bezmanov'a göre destabilizasyon sürecinde devletin kritik noktaları hedef alınarak güçsüzleştirilir. Bir yandan bu noktalar zayıflatılmaya çalışılır, diğer yandan ise kitleler bu alanlarla ilgili güven duygusunu yitirmeye yönlendirilir. Ve ardından üçüncü süreç gelir, krizler. Demoralize edilerek psikolojik olarak kuşatılmış ulus, destabilize edilerek güçsüzleştirildikten sonra artık kriz üretimi için uygun koşullar sahiptir. Bu kriz için herhangi bir bahane yeterlidir. Çoğu zaman pek çok bahane aynı anda devreye sokulur. Olarak kriz çıkarılır. Bu süreç ile hedef ülkeyi işgale açık hale getiren düşman ipleri ele alma aşamasına geçer. Psikolojik savaşın son aşaması normalleşme olarak anılır. And after crisis, with a violent change of power, structure and economy, you have so-called the period of normalization. It may last indefinitely. Normalization is a cynical expression borrowed from Soviet propaganda. When the Soviet tanks moved into Czechoslovakia in 68, Comrade Brezhnev said, "Now the situation in brotherly Czechoslovakia is normalized." Bezmanov'un son söylediği cümleyi tekrarlamak istiyorum. Sovyet tankları 1968'de Çekoslovakya'ya girdiğinde Sovyet Rusyası Başkanı Brezhnev bu işgale kardeş Çekoslovakya normalleşti cümlesiyle duyurdu. Yani demoralizasyon ve destabilizasyon süreçlerini imal edip kriz oluşturanlar bu psikolojik savaş sürecini normalleşme vaadiyle ülkeyi ele geçirerek tamamladı. Eski KGB ajanı Bezmanov psikolojik savaşın ne olduğunu böyle anlatıyor. Bu röportajı dinlediğimden beri karşılaştığım her yalan haberde aklıma psikolojik savaşın 4 aşaması ve her Türkiye'nin normalleşmeye ihtiyacı var söyleminde aklıma Çekoslovakya'nın işgali geliyor. Ben Murat Soy'dan, izlediğiniz için teşekkür ederim.